Merhabalar değerli Köy TV izleyicileri. İzmir ilimizin Selçuk ilçesine bağlı Çamlık beldesindeyiz. Daha önce Hekim Görüşü programında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Ziraat Mühendisi kardeşlerim Şahin Pekün ve Atilla Pekün'le birlikteyiz. Onların çiftliğindeyiz. Arada sırada program yaptığım üreticilerimizi tekrar yakına getiriyorum. Neredeyiz, ne durumdayız, çok mu kötüye gittik, hala hayatta mıyız, ayakta mıyız en önemlisi. Bunları konuşmak istiyorum sizinle. İki mühendis kardeşim burada hem meslekleri, tabiri caizse hobileri değil, işleri bu. Onlara tekrar merhaba diyelim. Öncelikle bize tabii Şahin'cim olalım ama daha yakın zooteknist küçük kardeşin Atilla ile başlayalım. Nasılsın Atilla'cığım? İyiyim abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi gördük. Çok iyi olduk. Hala yerinizde bulmak, hala hayvan bulmak damlarda. Aynen, ayaktayız şükür. Bu çok güzel bir şey. Yine büyük baş küçük baş devam. Aynen devam. Çok sistem ciddi bir aynı. Fırtına atlattık. Evet. Dün gece büyük bir şey atlattık. Şükür iyiyiz. Şimdi ben hep bizim küçük başlara özellikle diyorum ki ya bir çadır yapın. Hani demire betona çok para harcamayın. Parayı hayvana ota gömün ama bazı yerlere demir beton lazım. Şart. Bizim buraya özellikle şart. Geçen sefer de demiştim çizilmiş zaten projeli bir yer. Evet. Yani onu direkt girişte fark etmiştim ama neden beton demire para gönderizi şimdi anlıyorum. Daha iyi anlıyorsun. Fırtınada hala bir çiftlik kaldıysa bu sayede olmuş. Nasıl gidiyor şimdi? Anladığım kadarıyla biraz besi var. Koyun, küçük başın konuşuyorum öncelikle. Evet. Kurbanlıklarınız var. Doğumlarınız devam ediyor. Çok güzel tahriyolar gördüm. Önce tabii bir tahriyolu deyince Şahin. Tahriyolu. ya hala safoklama melezlemeye devam ediyoruz. Kullanma melezlemesine devam ediyoruz. Aynı zamanda birazcık tahir ovalarımızdan aldık. Koyunlarımızı değiştirdik birazcık daha. Bir tane de yine Doğu Filiz melezi bir koçluk kuzu aldık. Bu dönemde koyunların içine yine safolk attık. 15 Mart'tan bu yana koyunun içinde şu an koç almışlardır diye umuyoruz. Ama bir 17 gün daha tutacağız. İşte 19 gün oldu. Daha sonrasında bir dahaki kuzulamaya artık Doğu Filiz koçumuz yetişecek inşallah. Şimdi ince kuyruk tabii. Tahirova. Evet. Kullanma melezlemesinde hem yani bu tipi önemli ince kuyruk. Hem de sanırım sütü, ikizliği çok da güzel bir ırk. Zaten Ege'de birçok hastası var yani böyle. Bölgemiz oluyor. Şimdi ben de kullanma melezlemesi yaptım. Hani şuraya geleceğiz. Damızlık satıyorduk ya, hani damızlıkla kullanma benzemesi yaptığımız arada çok fiyat var kaldı mı Şahin yani? Ya şu an kalmadı yani. Baskülü böyle yaklaştı şey zaten. Evet. Ya damızlık olaraktan yine tercih hala çok düşük. Hani mevcut o kötü zamanlara dayanan insanlar şu anda birazcık daha iyi. Yani fiyatlandırma açısından. Belki hak ettiği değeri bulamadı ama zarar durumunda da değil. Başa baş durumunda. Ne demiştik? Aile işletmeleri kalacak. Aynen öyle. Diğer insanlar çıktılar. Dışarıdan gelen yani sektöre girdi, en ufak bir karsızlıkta çok ucuza hayvanları sattılar. Ya zaten bu yüzden bir iki yıldır fiyatlar çok alçak gidiyordu. Evet. Çünkü insanlar ya dediğiniz gibi daha önce de biz bunu konuştuk sizinle. Başka bir iş yapan insanlar yani o dönemde biz çok iyi hatırlıyoruz. İşte mimardı, müteahhitti hepsi çiftlik açtı, hep koyun aldılar. Baktılar ki bu artık istedikleri gibi gitmiyor. Yani oradan kazandığın değil sektöre yatırıma ama tabii. Kalmalarını istiyoruz değil mi? Yani şöyle ama oldu. Yani. Şimdi bu adamlar hesapla kitapla iş yapabiliyor. Bizim işimizde ürünü sattığımız fiyatı kendimiz belirleyemediğimiz için hesabı hiçbir zaman tutturamaz. Çünkü tek sektör sattığı ürünün fiyatını kendi belirlemeyen tek sektör hayvancılık sektörü şu an. Kalan her yerde ya bugün bizim etimizin fiyatını, bizim sütümüzün fiyatını alıcılar belirliyor. Bizim dışımızda. Tabii yani son alıcı değil ama aynen öyle. Aradaki aracılar belirliyor. Dolayısıyla insanlar bu işin matematiğini yapamadılar. Ama örnek veriyorum bir inşaat yapıyorsan belli şartlarda girer girmez ham maddeni aldığında senin bu inşaatının maliyeti, satış fiyatın ortalama bellidir. Şimdi bu inşaat işi yapan insanlar hayvancılığa gelince şaşırdılar. Bir de biz şimdi korkunç paralar kazanmıyoruz yani. Çünkü dışarıdan farklı sektörlerden gelince insanlar baktılar ki bu kazançlar yok, çıktılar. Dolayısıyla ama çok, çıkarken çok ucuza satarak, işte bu var. Yani çıkarken kesinlikle hayvanın değerini önemsemediler, kurtulmak istediler.
Çünkü öyle süreç yaşadık ki ya bundan çok değil 7-8 ay önce satılacak hayvanı satamıyordun ya. Kurtulmak istiyorsun. Hayvanı satabileceğin kimse yok. Geçen yaz 12 bin lira 13 bin lira inek satıldı. Aynen öyle. 1000 liralara 1100 liralara koyun satıldı. Ya şu an 80 korkunç, bin lira. Korkunç bir dönemdi yani. Kesinlikle. Dolayısıyla o insanlar çıktı. Kurtulmak için de çok ölü paralar hayvanlarını verdiler. Bu da 2 yıldır koyunun değerini iyice değersizleştirdi. Yani çok çok düşük paralara koyunlar gitti. Çünkü insanlar işte 300 tane 500 başlık bir de bu insanlar büyük sürüler yaptılar. Tabii. Hazır baktıkları büyük sürüler. Neticede geriye ne kaldı? 40-50 başlar aile işletmeleri. Bunlar kaldı. Şu anda daha kabul edilebilir düzeylerde rakamlar. Ama yine kuzu ve danaya baktığımızda aynı fiyatlar. Bu tarihinde son 1,5 yıl dışında hiçbir zaman böyle olmadı. Kuzu daha yüksek olmalıydı değil mi? 1,5 kat daha yüksek olmalıydı yani. Tabi bu da çok yakında. Bu da ortaya çıkacak. Kuzu eksiği var. Her geçen gün artıyor. Bir de yani şey duyuyoruz sürekli. Bunu mesela gerçekten sesim duyulacağı için bir şikayet babında söylüyorum. Sen biraz da biraz önce de bir montu almak için koştun. O yüzden fırtına, soğuk. Yani şimdi şey diyorlar. Çok iyi fiyatlar oldu. Kuzu uçtu, koyun uçtu. Ya kardeşim bu zamana kadar hiç konuşulmadı bunlar. Yani ölü paralara koyun giderken kimse bundan şikayetçi değildi. Ya şu anda belli bir fiyata geldi. Ya 30 bin liralık araba 300 bin lira oldu. Bir tane şikayet eden insan duydunuz mu? Herkesin bir arabası var diye bundan hiç şikayetçi olmadılar. Ya 50 liralık kuzu eti bugün 250 lira oldu örnek veriyorum. Biz isteriz tabii herkesin evine et girsin ama bu üreticinin sırtlanabileceği bir yük değil. Kesinlikle. Yani bu paranın değer kaybetmesiyle ilgili bir şey. Hani artık gerçekten paranın hiç değeri yok. Markete gidin birkaç kalem bir şey alın zaten. Hani zaten o et parası hani direkt cebinizden çıkıyor. Çok daha fazlası çıkıyor. Kesinlikle. Ya öyle. Yani gerçekten durum zor. Yani şu an kullanma melezlemesi saf okla melezliyoruz. Aynen öyle. O şekilde. Yine bıçakta kuzu yapıyoruz. Orada da işte biraz daha yakın çevremize kuzuyu kendimiz satabilirsek o çok daha iyi oluyor bizim için. Yani direkt işletiyoruz. Tüm parçalarını paketletiyoruz. O şekilde teslim edersek çok daha iyi oluyor. En azından değerinde gidiyor. Ya bunu ben mesela tüm küçük aile işletmelerine de öneriyorum. Bugün gelinen durumda kendimiz satmak zorundayız. Ayakta para kazanabilmek için. Çünkü bunu toptan yapta para kazanma mümkün değil. İşte kendi kuzularımızı yetiştiriyoruz. Bu dönemde de kuzumuz oldu. Bundan bir 2-3 ay önceki kuzularımız da var. Sürekli yetiştirip sürekli vermeye çalışıyoruz. Bir şekilde yine devam etmeye çalışıyoruz. Kolaylıklar diyorum. Atilla nasıl doyuruyoruz? Abi yani geçen sefer konuştuk incir yaprağından da bahsettik. Aynen. Yani her şeyi kullanıyoruz. Nasıl doyuruyoruz? Bizim istediğimiz aylar geldi, bahar ayları. Şu an yani daha ağırlık ot, bahar otuna bir de ektiğimiz regras ona güveniyoruz. Maliyetimiz şu an yerinde sayıyor yani bir cepten giderimiz yok ama. Şap çıktı karantina, mera aynen. Karantinası biraz sıkıntıya soktu bizi. O çok zorladı, sıkıntı oldu. Biz çok etkilenmedik. Neden? Arazimizin içinde olduğu için meraya çıkarma, böyle ortak meraya çıkarma gibi bir durumumuz yok. Yani biraz rahatız. Birkaç aylık rahatlık. O da şöyle bir rahatlık. Kışlığı hazırlayacağız tekrardan. Evet. Yani öyle çok da bir rahatlığımız yok ama. Karınca. Kararınca. Ağustos böceği. De, hani Ağustos böceği karınca. Şey kış hazırlayacağız deyince aklıma geldi aynen. Direkt. Yani şu anki rahatlığımız hayvanlarımızı her gün sabah akşam yemleme gibi bir işi yok. Onda da biz ne yapıyoruz? Kazandığımızla kışlık yemini samanını hazırlamaya çalışıyoruz. Böyle bir rahatlığımız var. Kurbanlıklarımız var. Onlar zaten gördüm, bizim her sene olsun, aynı. Umarım istediğiniz gibi olur. Bu yıl bakalım yine kurbanlıklar, marketler 12,5 kilo kurbanlık satarsa yine üreticiyi baltalayacak. Aynen ama öyle. Ama işte şimdiden söyleyelim bunu. Hani daha öbür bayrama çok var. Bu bayramda söyleyelim. En azından o zamana kadar söylemeye olsun. Devam edelim. Hani bu zaten bayramın bayram süresince kesilen canlı hayvandır hani kurban. Bir de geçen sefer hep onu söylüyorum yani daha önce kesilmiş et karkas konmuş hani düşünün ilk 3 günde işte binlerce hayvan kim kesebilir bu kadar hayvanı? Aynen yani öyle. Öyle bir şey yok. Daha önceden stoklanmış karkas bunlar. Eğer iyilik yapacaksanız yani insanlara et dağıtacaksanız bunu yılın her mevsim yapabilirsiniz. Aynen marketten öyle alıp. Yani bir kurbanda üreticinin para kazanacağı zaman. Hani bunu... bu baltalamanın anlamı yok. Evet aynen baltalama. Başka bir izahı da yok. Yazık yani üretici çoğu insan değil mi sadece bunu bekliyor. Yani kurban, öyle. Kurban... Sadece bu işle geçinenler de var. Şimdi biz
Bizim de ek işimiz değil, tek işimiz ama yani biz sadece kurbanlık değil, bıçaklık da çalışıyoruz. Sadece kurbanlık olanlar, kurbanlık çalışanlar da var. Bu adamların işini bozmamak lazım. Sonuçta geçinen, devamını sağlayan, bu şekilde sağlayan insanlar. Kolaylık olması lazım ama yani biz şu an bir rekabet içindeyiz. Abimin de dediği gibi dışarıdan baktığında çok kazanılan, çok büyük paraların döndüğü işler gibi görünüyor ama bizim kazancımız yine aynı kazanç. Sadece dediğim gibi para değer kaybetti, yüksek paralara çıktı sadece. Yani kalan kar hala aynı. Ya şimdi işte bıçak baskül 60 lirayken yonca da 60 liraydı. Aynen. Yonca 140 lira şu an. Evet. Baskül 100. İşte bu nasıl bir oran oldu? Oldu yani nasıl kazanmış olduk? Bir şey aslında yine sıkıntı. Aynen. O yüzden hala da alınacak yol var. Ya da en azından bizim bir istikrara ihtiyacımız var. Hani çok önemli. Onu nasıl sağlayacağız? İşte mesela bugün bazı şeyleri hani bazı şeylerden devlet elini çekmemeli. Sübvanse etmeli hani evet. Fiyatları ya da belirlemeli. Hani ama satış fiyatını yani ilk müdahale ettiğin satış fiyatı. Evet. Sen maliyetlere de müdahale et o zaman. Mesela aynen nedir ilk geçen sefer konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Yani sizin işiniz en temel sık maliyet ne? Mazot. Evet, evet. Önce bir mazotu bir düşür. Ondan sonra zaten hepsi değil mi insanlar yerine gelecek. Yerine gelecek yavaş yavaş. Belki o zincirlemeyle insanlar daha ucuza, daha uyguna et diyecek hani bütçelerine göre. Aynen öyle, böyle düşünmek lazım ama bu bir zincirleme. Onu öyle kabul etmek lazım. Şimdi karşıda şu an tabii kamera açısının dışında ama zeytinlik var yolun evet, öbür tarafında. Tarafta. Raygars oraya ekiyorsunuz. Oraya ektik. Hayvanlarımız da orada zaten şu an büyük bir çoğunluğu. yani orası telle çevrili bizim. Çok bize bakım olarak da bir zorluğu yok. Büyükbaş o tarafta. Büyükbaş o tarafta. rahat yani bizim için bizim beklediğimiz aylar bir sene boyunca bu aylar. rahatız. Hayvanların sağlığı açısından da iyi oluyor. Sonuçta geziniyor ne doğasına. Ne kadar bir arazi istiyorsunuz Atilla? Yani orası için mi? Yani mesela şu kadar zeytinlik ne kadar regras ekliyorsunuz oraya? Şimdi şöyle eğimli bizim buralar biliyorsun abi. yani biz değerlendirebildiğimiz bütün yani %50'sini arazimizin değerlendiriyoruz. Çok eğimli yerlere işleyemiyoruz ama. Her düzlüğü kullanıyoruz. Her düzlüğü kullanıyoruz. Yani fırsat bulduğumuz her yerde var. Anladım. Çünkü bu çok güzel bir şey bizim için. Yani hayvanlardaki gelişimini gördükten sonra biz zaten bunun üstüne düşmeye başladık. Çok memnunuz. Bizim için de. Yani hayvana az maliyetle çok bir şeyler getirebilen bir ot. Memnunuz yani o yüzden. Bir ön yargı için konuşuyorum bunu. Ağaçlarımız var değil mi? Zeytin ağaçlarımız evet. Var ve hayvanlarımız var. Nedir durum yani? Hayvan ağaca zarar verir. Ne diyorsunuz? Kafasını kaldırmıyorlar. Yani şöyle bunu Haziran, Temmuz ayı için söyleyemem. Neden? O zaman ot biraz daha onun sevmeyeceği şekle geldiğinde ağaç daha tatlı geliyor olabilir. Ama büyük şu baş an, için konuşuyoruz. Büyük baş için aynen. Ama şu an yani 4 ay Şubat'tan Haziran'a kadar olan sürede hayvanın ben ağaca zarar verdiğini hiç görmedim. Çünkü yani onun zaten doğasında olan şey otu yemek. Onu istiyor. Kafasını kaldırıp zarar verdiğini görmedim. Koyun ona göre yani ağaçların boyu da yüksek olduğu için koyun hiç zarar vermiyor. Yaz aylarında da koyun orada rahatlıkla yayılabilir. Dolayısıyla biz 4 mevsim ağaç arası koyun bakabiliriz. Küçük baş bakabiliriz. Kesinlikle yani. Bakabiliriz. Anladım. Valla işte hani arazi de var. Bir kere şu anlamda tebrik edelim sizi. İşte anneden babadan bu kaldı. Biz bununla idare edelim, bundan vazgeçelim. Yani böyle söylemler yok. Yok. Tam tersi yok. Üstüne koyalım. Aynen öyle. İşte fırtına da uçarsa. Hemen yerine koyalım. Hemen yerine koyalım. Çatı uçmuş yani o şimdi gülerek konuşuyoruz ama çok ciddi bir evet, sıkıntı. Evet. Yani büyük geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler abi. Neyse yerine koyabildiğiniz için de tebrik ederim çok kısa bir zamanda. Evet. Sabahtır onunla uğraşıyorsun. Sabah yani geceden uykusuzum. Ustalara bekledim sabaha kadar. Sabahtan beri de işte eksiği gidermekle uğraşıyoruz. Ya zaten hani üreticinin, çiftçinin derdi bitmiyor. Bir de üstüne hava şartları evet. Böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Evet Şahin'cim. Evet abi. Şimdi gidişatı konuşalım. Evet. Yani sektörde şu an kalanlarız. Hani böyle bakmak lazım. Sektör paydaşlarıyız. Ne yapmalı? Yani değerinde satmak için tarımsal ürünler, hayvansal ürünler. Yani ne olmalı? Yani işte kasap. Şimdi kasapta biraz sıkıntılıyız. Evet. Anladığım kadarıyla. İşte et lokantaları, pazarı bulmak. Her üretici için kolay değil, zor. Ne olmalı yani?
Ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Aslında tabii çok simültane sordum ama hani bakalım ne gelecek. Şimdi burada mesela fikir düşünmesi gereken ya da kafa yapısını değiştirmesi gereken biz değiliz. Burada kafa yapısını değiştirmesi gereken tüketici. İki kişilik bir mangallık kuzu aldığımızı varsayalım. İki tane pirzola alalım. İşte iki tane, ikişer tane çöp şiş alalım. Bunu yaşadığım için söylüyorum yani. 515 lira tutuyor. İki kişilik beş tane köfte aldın. İki tane pirzola aldın. İki bu tane sizin, siz iki kişi... Yok. Normal yani. Normal değil. Benimle beraber 2,5 sayalım hadi. Üç kişilik olsun 515 lira tutuyor. Şimdi şöyle, bugün 20 kilo bir hayvan aldığınızı varsayalım. Karkas şeklinde. 4000 lira tutuyor. Bunu ailenle beraber tükettiğinde yani senin 8-10 mangalın gibi söyleyeyim ya da bir aylık ya da 2 aylık 3 aylık kullanabileceğin akşam yemeği. Yani bunu kuşbaşı, çöp şişi hepsini yapabiliyorsun. İkincisi birazcık daha küçük başı tercih etmemiz lazım. Az önce konuştuk mesela. Büyük başta biz Haziran ayında kapatmak zorundayız. Çünkü ağaçlarımıza artık hayvan başını kaldırmaya başlıyor. Küçük başta böyle değil. Ben de ucuza besleyebiliyorum küçük başı. Size de o zaman nihai tüketiciye de ben bunu ucuza verebiliyorum. Bir tüketici artık üretenden almaya çalışacak. Üreten verdiği hizmeti yani kestim, yüzdüm, yediye böldüm değil. Hazır edecek. Çünkü insanlar hizmet istiyor birazcık da, doğru mu? Sadece hayvan yetiştirmek ama değil. Ama tabii bu bir kesimhane işi. Hani ya bir kesimhane işi ya da şöyle beraber var. Tamam var, anlaşmalı yapacaksın. Burada ben şey demiyorum ki kasaplar ekmek yemesin. Böyle bir düzen olamaz zaten. Onlar zaten olmasa işin, biz yokuz. İşin yasal yolu bu zaten. Tabii canım yani. Hem yasal yolu hem de onlar olmasa biz olmayız. Yani bak ben her zaman şey derim. Yani kasaba işlemek parası da dahil ekonomik. Aynen öyle. Çok çok daha ekonomik. Yani bunu kasabada gidip kasaptan da karkas alabilirsin ya. Böyle de değerlendir. Ama ben üretici kazansın diye söylüyorum. Yani üreticiyi seçin diye. Burada zaten yine bizim bir kasaba ihtiyacımız olacak. Muhakkak onlar da kazanacak. Şey diyeceğim yani insanlar alacak. Artık hepimizde derin dondurucu var. Atacak derin dondurucusuna. Bunu bu şekilde tüketecek. Bir sürekli et tüketebilecek. Çok ucuza mal edebilecek. Gerçekten çok ucuza mal edecek. Yani bunu hesapladığında ya da bir kere denediğinde bunu görecek tüketiciler. Üretici açısından da bunu kendimiz satmak zorundayız artık abi. Yani dünya öyle bir hal aldı ki bir şeyi çok üretmen, çok iyi üretmen artık çok bir şey değiştirmiyor. Satabilmen gerekiyor. Günümüz şartlarında maalesef hani bir şey böyle bir şey yapmak zorundayız diyorsun. Açılım yapmak zorundayız ya diyorsun. Ya şimdi diyorum ben yani bizim artık bir şeyleri iyi pazarlayabilmemiz lazım abi. İyi şekilde ya bir kere kuzu etinden ben mesela bu şeyleri çok beğeniyorum. Sosyal medyadaki et pişiricilerini ben takdir ediyorum abi. İnsanlara birazcık olsun şey yapıyorlar. Özendiriyorlar. Anladın mı? Teşvik ediyorlar. Ya şu sosyal medyada yiyecek içecek paylaşmak çok çok büyük sıkıntı ama. Ya ben şey yapıyorum abi. Yani kuzu pişirsinler, anladın mı? Yani burada belki mevcut siyasetçilerin içinde de böyle fikirler verenler de vardır yani ama bizim toplumumuzun tüketim alışkanlıklarını biraz değiştirmesi lazım. Birazcık da koyun kokar, kuzu kokar, keçi kokar. Abi keçi yok öyle bir şey. 70 lira abi keçi ya. 70 lira canlı yani 140 lira oğlak eti abi. Ben ona gelecektim. 140 lira. Ya gözünü seveyim. Tavuk eti 100 lira abi. Evet. Anladın mı? Yani burada diyorum insanlar tamam pahalı, herkes alabilsin. Maaşlarımız düşük. Ya ben burada birazcık belki şey de olabilir. Hani çok sosyalist gibi konuşmuyor da olabilirim ama. Bu çok yani anlık. Evet. Yani şu an belki işte nasıl et tüketebiliriz'in cevabı olabilir. Aynen. Zaten şu an bu anlık bir çözüm. Yani madem zaten biz maalesef hani öyle bir gündemle boğuşuyoruz ki sürekli bir aksiyon almak zorunda kalıyoruz. Bu da şu an için hani Nisan ayına düşeceğimiz, Nisan 2023 için düşeceğimiz bir iz düşüm yani. Evet. Şu an alabileceğimiz bir aksiyon olarak bunu değerlendirebiliriz. Gayet de mantıklı ama dediğim gibi bu elbette nereye kadar? Her şey oturana kadar. Maliyetler çok makul olacak ki bizim de satış fiyatımız makul olsun. Hani o şekilde gitsin. Ya herkes kazansın. Şimdi biz mesela dışarıda bakıyoruz. Budan mesela 26 tane büyükbaş bağlı şekilde bakabiliyor. Serbestte bu sayı 46'ya çıkıyor. Besi için bu. Besi için söylüyorum. Şimdi abi biz burada ya girdi maliyetimiz bazı şeyler almamız gerekiyor. Yani bu yemi biz peşini ödemek zorundayız. Şimdi 20 ben daha önce de söyledim bunu ya yani 46 tane hayvan ben niye bakmak istemeyeyim?
Doğru mu? Hı-hı. Ama ben 46 tane hayvanın yemini ödeyebilecek bir durumum yok. Maliyetler Hı-hı. düşük olsa biz zaten daha çok üreteceğiz. Yani Hı-hı. üretmekten korktuğumuz bir durum yok. Hı-hı. Ama maliyetlere gücümüz dayanmıyor. Yani bakabileceğimiz kadar ya da bir gün her şey son 2 yıldır olduğu gibi ters giderse batmayacak kadar. Batmamak önemli. Batmamak çok önemli abi. Yani şu anda bilmiyorum tek mücadelemiz batmamak. Ayakta kalabilmek. İnşallah güzel günler olacak mı? Umut ediyoruz ki olacak. Ama her 5 senede bir hayvancılığın yaşadığı bazı sıkıntılar var. Yani bu sistemi bir şekilde şimdi düzgün oturtamadılar. Ben şöyle ikisini kombine ederek küçük baş büyük baş 7 yılda bir aynen. öyle bir şey hissediyorum. Ama ne oldu? 7 yılda bir sürekli biz baltalanırken ithalatla evet. çözüm üretildi. Kolay çözümler bunlar. Yani işte ucuzlu çözümler. Fakat şimdiki şeyde sistem sanki kendi ilacını kendi yaratıyor. Çünkü kur çok yüksek. Evet. Artık ithalat bir çözüm değil. Yani işte bugün 150 euro mesela bir koyun fiyatı. Bunu getirseniz 20 liradan euro. Şimdi işte 21 oldu bu. 3000 lira. Hani nakliyesi falan filan 4000 lira. Şimdi ithal ucuz koyun bile. Evet. Ucuz diye getireceğiniz koyun bile 4000 liraysa o zaman 1000 liraya koyun nerede bulacak millet yani. Aynen, aynen. Ki kaldı ki hani bizim şu an yetiştirdiğimiz, Türkiye'de yetiştirdiğimiz koyunlar eti, sütü, ikizlik oranı hani artık nasıl derler çıkartılabilecek bütün koyunlar çıktı. Elimize elitler kaldı. Evet. Hani kötü bir ırk da yok elimizde. Yok, hani bence her koyun, her anne fabrika ve ülke için çok değerli. Onları da tuttuk. Başardık yani tutabildiğimiz kadar. Hala da ciddi küpe sayılarından bahsedebiliyoruz. Yani ülke bütün acılarına rağmen, hani bütün sıkıntılara rağmen tabii sadece işte mesela bir deprem felaketi yaşadık. Sadece insanlarımızı kaybetmedik. Orada bir üretim de kaybettik. Hani orada bir iş de, iş gücü de kayboldu. Ürün de kayboldu. Yani böyle bakmak lazım. Geldiğimiz noktada yaralarımızı sarıyoruz. Ekonomik olarak da sarmak lazım. Yine hep söylüyorum reçete tarım ve hayvancılık yani birinci gündeme alacağız, güçleneceğiz, ondan sonra da gideceğiz. Bu deli adı ne? İsim koydunuz mu? Deli yani abi. Yani geçen defa da vardı bir tane delimiz. Evet evet. Bu da var. Ne yapalım bunlar sınır da tanımayan genelde oradan da değil mi? Sınırsız. Öyle. Kendi keyfine göre yaşıyor. Birazcık dananın besiyemiyle kendine bakıyor. O şekilde dışarıda. Hayat şartları. Hayat şartları bu kadar zor yani. Kendi yediğin olmuyor, başkasını gene de alacaksın. O da güzel. Şimdi yavaş yavaş toplayalım. Işığımızı da kaçırıyoruz çünkü. Bu fırtınanın el verdiği bir ışıkta evet, evet. hemen bir çekim yapalım dedik ama yine bulutlar geliyor. Atilla, hani genç üretici olarak ışık görüyor musun kardeşim? Yani bu çok önemli. Abi şöyle çünkü bu yani buradan insanlarımız da üreticilerimiz de duysun. Yani evet şartlar zor kesin ama şartlar zor bunu bilerek yani bir tecrübe etmeye gerek yok. Dıştan baktığında da şartların zor olduğunu görebilirsin. Ama ben kendim gibi genç mühendis arkadaşların ya da bu işe hevesli arkadaşların girmesini çok isterim. Hı hı. Neden? Biz yaptıkça zaten bu iş var olacak. Yani hı hı. şu an yapanlar ömrünün sonuna kadar yapacak diye bir şey yok. Yeni neslin gelmesi lazım. Zor ama hangi iş kolay? Doğru. Bana göre. Hı hı. Ben işimden memnunum. Elimden geldiğince yani abimle beraber biz yapacağız. Kendi işinin patronusun. Kendi işimin patronuyum aynen. O konuda çok rahatım. Yani biz dediğim gibi bizde bir heves, bir sevgiyle başladı bu iş. Geçim kaynağına doğru dönmeye başladı. Şu an memnunuz. Şartlar zor olsa da dediğim gibi biz yapacağız yani. Yaşamımızda kazancımıza göre aynen. ayarladığımızda bence bir sıkıntı aynen öyle abi. Olmuyor. Ama sonuçta mutluluk göreceli bir şey. Her insan için değişebilir ama dünya işte düşünün bir salgın, korona salgını oldu değil mi? Evler, arabalar, sahip olunan varlıklar, her şeyin bomboş. Sadece sağlığın aynen öyle. Çok önemli olduğunu gördük. Onun dışında dünyada bir dijital devrim oldu yani. Evet. Bildiğiniz pazarlar, insanların yüz yüze pazarları gitti. Her şey dijitale döndü, satışlar falan. Evet, evet. Böyle dünya bir şey denedi aslında. Başka bir şeye evrildi, başka bir duruma evrildi. Ama geldiğimiz noktada insanlar yaşamlarını sorguladılar. Birçok insan şu an bizim işimiz diye ya da işte zorluklarından belki yakındığımız hayatta
kavuşmak için. Hayaliyle. Hayaliyle değil mi? Tabii, evlerinden, arabalarından vazgeçin. Yeter ki çıkalım. Böyle bir kırsalda yaşamımız olsun diye. Şimdi, evet, zor mu? Zor. Her anı güllük gülistanlık mı? Değil. Ama sonuçta artılarına baktığımızda hem üretiyoruz. Çünkü toplumun doyması lazım. Bu önemli yani, değil mi? Çok, çok güzel bir konum yani bizim için. Yani hem o üretime direkt bir katkı var. Aynen öyle orada. Öbür taraftan da kendi işimiz, kendi mutluluğumuz. Yani böyle bakmak lazım. Keyif aldığımız bir olgu. Zaten bütün bu sıkıntılarda gülümseyebiliyoruz. En azından tamam, sıkıntılar var ama birbirimizi gördüğümüzü unutuyoruz. Aynen, aynen öyle. Öyle bakmak lazım. Ağzına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Abi biz de çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Yine mutlu ettiniz bizi. Yo, ben de çok mutlu oldum. Sizi her gördüğümde çok aynen mutlu oluyorum. Yani siz de sektörün bu durumunu, işte gelişmelerini, yani negatif, pozitif yönlerini konuştuğumuzda biz her zaman kendimize geliyoruz. Yani siz değerli bir büyüğümüzsünüz bizim. Yok, ben yani sizle güç alıyorum. Sizden besleniyorum. Teşekkürler abi. Çünkü her yeni fikir, alttan gelen bu enerji çok güzel. Evet, evet. Bana umut veriyor yani, inanılmaz bir şekilde ve bir ışık var. Hani iyi bir yere evrilecek evet, bu iş evet. Ama birlikte kalırsak evrilecek. Birbirimizden haberimiz olacak. Üreticiler birbiriyle konuşacak, dertleşecek ki çözümler üretebilelim. Aynen. Çünkü sorunları bilelim ki konuşmadan işte dağın başında tek başımıza kederlenerek bu iş çözülmüyor. Çözülmez. Yani bir araya gelmemiz lazım, konuşmamız lazım. Evet. O noktada da iyi bir yerdeyiz yani. Biz en azından bölgemiz için konuşuyorum. Üreticiler bir araya gelebiliyoruz. Bence güzel bir olay. Evet. Evet Şahin'cim, sen son sözlerini alalım. Yani ben burada bir ışık görünüyor ama bu ışık hiç görünmese de biz üretmeye devam edeceğiz. Çünkü en iyi yapabildiğimiz şey üretmek bizim. Aile işlemsin kaderi. O cümleyi söylüyorsun, biz üretmeye devam edeceğiz. Yani şöyle, tabii abi, ama devam edeceğiz. Bir de diyorum ya, biz en iyi, hep ürettik. Hep bir şey ürettik. Bu zeytin oldu, zeytinyağı, incir oldu, hayvancılık oldu, kuzu oldu. Hep ürettik. Neticede de bu yaşımıza kadar hep üreterek geldik. Hiç ürettiğimiz için pişman da olmadık. O güneş bir gün muhakkak bize de doğacak. Oraya kadar sabırla da beklemek lazım. Sonradan çıkacak burada üreticiyle ilgili. Aynen abi, üreteceğiz yani. Üreten kazanacak işin sonunda. Ben çok umutluyum yani bundan. Tüm kalbimle bunu diliyorum. Umarım hani hep diyorum, devlet vakidir. Hükümetler gelip geçici. Mevcut hükümet ya da gelecek hükümet tarım ve hayvancılığı birinci gündeme alacak. Buna inanıyorum ve biz buradan ülkeyi bir yere evleteceğiz. Çünkü birçok ülke bunu böyle yaptı. Başarılı olan ülkeler var. Önümüzde işte Uruguay örneği var, biliyorsunuz. Evet. Yani Hollanda, hakeza Avrupa ülkeleri, işte o çok kendi yarıyla kavrulan ülkeler. Hepsi kendi kendine doydu öncelikle. Hani bu önemli. Ekip biçeceğiz. Kendi buğdayımızı, kendi yağımızı, kendi yemimizi üreteceğiz. Kendi hayvanlarımızı yetiştireceğiz. Çok daha farklı olacak. Ama bu işin devamlılığı çok önemli. O yüzden bu jenerasyon inanılmaz güzel, keyifli. İkinizin de kadar böyle yapmış olması, iki kardeşin de mühendis olması büyük mutluluk verici. Yani Ali abi de ne kadar mutludur ki ben onun geçen sefer de konuşmuştuk. Yani adam baktığında o gözündeki o mutluluğu görüyorum. Yani bir Egeli baba zaten, hani hep çocukları da hep ziraat mühendisi olsun ister. Neyse, niye gitmesinler burada? Toprağımda kalsınlar. Yani o işin latifesi ama o gururu görebiliyorum. Ben de çok gururlanıyorum yani kardeşim olduğunuz için, abiniz olarak inanılmaz mutluyum. Bu coğrafyada beni mutlu eden nadir güzelliklerdensiniz, onu söyleyeyim öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yine güzel bir program oldu. En azından neredeyiz, ne durumdayız, öldük mü kaldık mı üreticiler, onu taşıdık ekrana. öyle düşünüyorum. Çok da keyifli bir program oldu, sağ olun çok. Değerli Köy TV izleyicileri, bir başka konuyla, bir başka konukla gelecek programlarda yine birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, esen kalın.